Şimdi bizim bu Yaylakonak bölgesi de depremde çok ciddi bir şekilde zarar gören ve hasar gören bölgelerden bir tanesi. Yani bizim yaklaşık bir 280 hanemiz, evimiz vardı ayakta. Bunun 20 tane, 260'ı yerle bir. Geride kalan 20 evimizde de 10 tanesi hasarlı, 10 tanesinde ya oturulabiliyor ya oturulamıyor. Can kaybımız beldede, o gece beldede oturanlardan 72 kişi. Beldenin nüfusuna kayıtlı olup da Adıyaman'da kimisi misafir, kimisi öğrenci kalanlardan da bir 30-35 canımız. Toplamda 100'ün üzerinde canımızı depremde kaybettik. Aradım yani, sağ olsun partimin genel merkezini aradım. Sağ olsunlar ilgilendiler. Büyükşehir belediyelerini aradım, Adıyaman valiliğini aradım. Burada depremde Yaylakonak Altın Mahalle, Karaçal Mahallesi, karşı taraf Merkez Mahallesi, 4 mahallemiz kırsal. Daha bir mahallemize ulaşamıyoruz, ulaşım anlamında yollarımız kayıp. Yollarımız yani yok, ortada yol yok. Bugün 3-4 tane iş makinesiyle oraya girmeye çalışıyoruz, Çatdere mahallemize. Diğer 3 mahallemiz Zivar, Çimenke ve İncekol mahallelerimize de dün ulaştık biz. Oradaki enkaz altında kalan cenazelerimizi de aldık. Bir tanesini zaten kendilerini defnettik, aile kendisi defnetmiş. Hava şartları çok zor burada. Depremin özellikle yaşandığı günde sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur tipi inanılmaz felaket bir soğuk vardı. Yani deprem yaşandığından beri zaten bölge genelde -1'in altında gündüz ve gece. Bugün hava biraz daha normal. Çok zor yani, benim kırsal mahalledeki insanlarım gerçekten de çok zor durumda. Kırsal mahalledeki insanlar hepsi dışarıda. Çadır ve hijyen malzemesi bize çok az geliyor. Depremlerden sonra şöyle bir sıkıntı da yaşanabiliyor maalesef, buna şahitlik de ettik. Salgınlar yaşanabiliyor. Bu salgınların önüne geçebilmemiz için mesela bizim beldenin suları kesik. Bu salgınların önüne geçebilmemiz için bizim insanlarımızın biraz da hijyene ve hijyen malzemesine ihtiyacımız var. Sadece bize gelen ekip Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, afetin ilk gününde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 12 kişilik bir ekip, sağ olsun burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılarımı iletiyorum. 12 kişilik bir ekip, 3 tane arama kurtarma aracı, 1 tane iş makinesi bize gönderdiler. Ama onun dışında valiliğimizin de AFAD İl Müdürlüğümüzde de buraya herhangi bir yetkilin, tek bir yetkilin gelip burada nelerin yaşandığını, Yaylakonak durumunun ne olduğunu daha soran yok. Valilikte ve AFAD'da daha soran yok. Biz bilgi veriyoruz. Ben onlara bilgi veriyorum burayla ilgili. Ben bilgi veriyorum. Ama biri yani bekliyoruz. Yani birilerinin buraya gelip o gün birkaç tane çadır getirmişler. Çadırlar burada nasıl kuracağımızı da biz bilmiyoruz. 260 tane evim yıkık. Gelen çadır sayısı 45. Öbürü var 8, 4 ev oluyor. Yani şu betonla aşağıda 8 de böyle sene. Aşağı sene 8'dir. Bunun önündeki sene. Aşağı bu arada çok ya. Çoğumada her şey. Kaç tane ev yıkıldı burada? Efendim? Burada kaç ev yıkıldı? Sayısını bilmiyorum. Peki kaç kişi hayatını kaybetti? 80 üstünde, burada sadece merkezde oldu. 80. Ya, toplam şu ana kadar 102 kişi defnedilmiş burada. Daha fazla var. Mezarlığına 102 kişi defnedilmiş. Kimse kasa ettim. Tabii bu başka mahallelerden, sırf bu mahallede tabii şu dağ kundası bizim et kaç çok böyle sinirli değil mi ya? Yaylakonak tüm mahallesinden toplayan 102 kişi şu ana kadar defnedilmiş. Burada oturmadığınız için biz şu tarafta vardı. Ben Mersin'de geldim. Benim ailem buradaydı. Benim babam, annem, kardeşim ve kardeşim kızı burada, bu yönde kendisi vefat etti. 5 nüfusta 1 kişi çaldı, benim yerim çaldı. Yani diğer 4 kişi kaybettik. İşte şu evde benim amcamla eşi, amcamla torunum vefat etti. Yani amcamla eşiyle torunum vefat etti. Şu evde 2 ailem vefat etti. Bir aşağıki evde 7 ailem vefat etti. 6 mı 7 bin? 6 vefat etti. Şu evde 2 vefat etti. Bu bitişteki evde. Bu bölgede şöyle diyeyim. Buradan aşağıda bir mahalle vardı. Mahalle komple yok oldu. Yani burada herhalde bence 30 anada fazla burada yok oldu. Yani. Ya 30 ya, bu, ne 30? Biz o gün saydık zaten. Yani şu tam ben buranın sayısını bilmiyorum. Yani işte bu Karaçar Mahallesi diyorlar, bu mahalle. Bu mahallenin %80'i yok oldu. Karaçar Mahallesi'nin %80 yok oldu şu anda.
Yani şöyle diyeyim, biz tabii yolda gelirken biz de sıkıntılı geldik. Yani onlar da sıkıntılı geldi. En son bu Mert bölgeden olan son olarak benim kardeşim buradaydı. Bunu ben çağırtmaya kavuştum yani saat. Biraz ulaşımı zor olduğu için oraya biraz geç çağırdılar. Oğlum abi mallarla beraber 100 kişi yakın ayıda kaybetti. Yani sezen üstü ha. İşte şu mallar hepsi gitti, toprakların hepsi gitti. 3-5 beton hep kaldı ha. Toprakların 2 kaldı, hepsi gitti. Yani iki ölü kendi imkanlarıyla kendini şey etti. Benimle geliyor, İrişan'da, büyük şehirlerde. Ne zaman geldi işte? İkinci gün geldi. Mersin'in hemen depremin birinci gün geldi. Geldiler. İnsani yardım geldi yani, böyle arama kurtarma çalışması için. Yok, gelmedi. Devletten bir şey gelmedi. Hepsi halk yani, millet, halk kendi kendini gelmedi yani, belediyelerden. Sivil toplum örgütlerinde. Abi burada bir fırtına koptu. Evler hepsi şey oldu. Ölümümüz çoktu. Evet abi kaynım şey oldu. Bir çocuğu falan oldu. Herkese Allah sabır versin. Sizin eviniz yıkıldı mı? Eviniz yok abi. Çatlak falan var da içinde oturamıyoruz yani. Abi çadır lazım, her şey lazım yani. Herkes her şey. Evlerini yıkılmış, hepsi ortalıkta kalmış yani. Çocuklar hepsi olmuş ya. Göstermez de deprem bir işte bir tarihi ve diye işte. Ve hep gözünün önünde işte. İşte hep çekiyoruz işte böyle. Ev lazım işte. 4. 6. 6. 6'daki de şu kardeşim 2 var. Burada da 6 kişi. Biz kendimiz çıkalım. Ya şu bey bizi o şurada yatıyor da ama kendimiz çıkalım. Ben o şeyi kurtarmadım şimdi. Ya salandı evde salamıydı işte. İkinci bir gündüz şey. Evet, evvela bir fazla çöktü. Yazam şey fazla çöktü dedi. Yani işte şey yapsın. Bize yardım etsin. Tamam yardım geliyor, ev lazım. Ya yardım ya, motor orada. Nereye koyacağız? Şimdi çalışmış nereye götüreceğimiz? Ya. Göndermişler burada bir çadır ya iki kişiye bir iki eve bir çadır ne koyacak içine yani şey öyle olmaz ki yani her bir evin bir çadır davarı nereye koyacağız bir sürü davar var yani bazıları iki ölmüşler ev sahipleri ölmüşler davarı bu bizim burada içeride şimdi yağmur yağarsa burası hep şimdi çöker hep şimdi otu altında bütün yollar kapandı millet erkenden ulaşamadı. Birçok şeyi insanlar kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalıştı. İnsanlar, kurtulan insanlar diğer insanlara yetiştirdi de bir şey yapamadı sonuçta. Hatta şantiye iki tane makine zar zor diye yetişebildi. Onlar da bir şey yapamadı. Şey, güçlük altında kalan evler genelde farklı insanlar öldü. Toprak evlerde yaşayan insanlar var ya, beton evlerde nadir can kaybı yok çok şükür. Yani konu komple gitmiş yani. Gitmiş. Yani eser mezir bir şey kalmadı. 5-6 ev tek sağlam yok kalmış yok kalmamış. Beton ev de gitmiş. Yani onu da söyleyeyim. Ya biz ne yapacağız? Allah bir de onu takdir edeceğiz. Başkası ne yapacak? Ölenler zaten öldüler. Onlarla ancak onlar el birliğinde ayakta tutması lazım. Devlet de beraber, milletimiz de beraber. Altyazı M.K.